Evet, arayı geride bıraktık. Sultan Çukuru'nda bir numaralı kümesteyiz. Kırnı Pil İşleri'nin, Mustafa Cari İşletmeler'ine ait. Şifa Üşahin çiftlik sorumlusu. Birinci bölümde konuşmuştuk. Şimdi kümese gireceğiz ama kümese girmeden önce de ciddi tedbirler var. O tedbirlere uyacağız. Şöyle bunu başımıza geçireceğiz. Geçirdik. Bu arada başımıza geçirdik. Bu arada giyeceğiz. Bunları giymek zorundayız. Evet, giymek zorundasınız. Alayım mı? Tamam, bu mikrofonu ben size bırakıyorum. Siz bana bunu tarif ediyorsunuz. Benim size'ıma uyacak mı bu? Bunlar kimler kullanır? Ziyaretçilerimiz için. Ziyaretçiler için oluyor. Şöyle şuraya ben bunu yaslanırım. İyice toparlayın isterseniz ayak kısmını. Ayak buradadır. Şöyle şuraya kadar getirdim. Becerip beceremediğimiz ortaya çıkacak şu an. Sorun değil. Bu tamam oldu. Diğerinde. Geldik diğerine. Diğerinde de ayağımız şu. Değil mi? Evet, bu kol. O kol, bu ayak. Ayağımızla kolumuzu bile ayırt edemiyoruz. Giydik. Artık şimdi mikrofonu bana verin ve yardımcı olun lütfen. Şöyle giydik. Harika. Şuradan da geçirdik mi? Hop. Bunun dibini bozdum. Tamam. Şeydi, tamamdır. Zorlamayayım. Evet, artık kümese girecek hale geldik galiba. Civcivler ne renktir boş verin ama biz de beyaz civciv olduk sanıyorum. Evet, bu çok ciddi bir mesele çünkü hata kaldırmıyor. 40 bin tane piliç burada bir yolculukta masalara, sofraya kadar gelecek bir yolculuk var. Ve o nedenle de hiçbir şekilde hata yapılmaması gerekiyor. Şimdi de ayakkabıları izole ettik. Biraz sonra içeriye gireceğiz. Bunlar bir defalık kullanılıyor. Tek kullanıldık. Çizmelerimiz ve kıyafetlerimiz. Evet, hazırız. Gireceğiz. Siz her gün bu kümesleri geziyor musunuz? Evet. Sabahleyin mutlaka içerileri kontrol edilir. Yapılması gereken işler, hayvanların durumu, dışkının durumu. Rutin bunlar kontrol edilir. Kontrol edilir. Tahliller var mı rutin? Tahlillerimiz şöyle, kümeslerimizi kapattıktan sonra kesimhanedeki biyoloji, mikrobiyoloji laboratuvarında veterinerler tarafından gerekli kontroller yapılıyor. Peki, girelim o zaman. Tabii. Evet efendim, burası kümesin ne odası? Kümesin beyin odası diye adlandırdığımız kontrol ünitesinin bulunduğu son teknoloji sistemin olduğu yer. Neler bunlar mesela? Burada gördüğünüz bir panomuz var. Biz bu panomuzla beyine bağlantı kurarak sistemin kendi kendine otomatik talimatlarla içeriği soğutmasını, ısıtmasını, karanlık programı, ışık programını uygulamasını sağlıyoruz. Yani ışık programı hayvanların kendi gelişimleri için, dinlenmesi için, hayvan refahı için de biraz belli bir süre gece karartıyoruz onları. Uyku... Bu ne kadar süre? Bu ne kadar sürüyor? Yaklaşık 7 günden kesime kadar ki süreçte belli bir program var. Ona uyarak hayvanları dinlendiriyor. Genellikle akşamları yapıyoruz. Akşam, evet. Karanlık oluyor. Evet. Akşamları karartıyoruz belli saatlerde. Ondan sonra devam ediyor. Hayır, değil. Çok uzun değil. İhtiyaçları olan süreyi veriyoruz kendilerine. Yaklaşık 5-6 saat gibi bir süre. Yani evet. Organ gelişimi. Her akşam mıdır bu? Her akşam, evet. Her akşam bunu yapıyoruz. İşte ışıklarımız var, ısıtıcılarımız, sobalarımız var. Burada otomatik olarak devreye giren. Fanlarımız var. Tünel havalandırma, minimum havalandırma yaptığımız bir sistemimiz var. Hayvanların ihtiyacı olan havayı ve hava hızını onlara verebilmemiz için fanlara ihtiyacımız var. Biraz sonra
görürsünüz. Onların düğmeleri. Belli yaz kış belirli bir sıcaklıkta mı? Yaz kış belirli bir sıcaklıkta mı olması gerekiyor? Evet, civcivleri kabul ederken 33 derecelik bir sıcaklıkla başlıyoruz kabule. %60'da nem olması gerekiyor içeride. Bu her zaman için, ister yaz olsun ister kış olsun, bu şekilde başlaması gerekiyor. Yani bu hayvanlar Ross 308 dediğimiz Aviagen firmasının dünya çapında dünyanın %70'ine hizmet veren bir firmanın yetiştirdiği Ross 308 ırkı. Bu ırkın da kendi ihtiyacı olan belli ısı miktarları, hava miktarları, kilo başına işte alması gereken hava ihtiyaçları var. Biz bunları yaz kış fark etmesin aynı şekilde yapıyoruz. Yazın ne yapıyoruz? İçerideki sıcağı ve dışarıdan gelen sıcağı uzaklaştırmaya çalışıyoruz. İçeriye soğuk hava almaya çalışıyoruz. Kışın ise soğuk havayı ısıtarak hayvanlara veriyoruz. Bayağı da bir enerji tüketiyoruz. Evet. Bayağı enerji tüketimi var. Var. O yüzden de gaz tanklarımız var. Gaz tanklarıyla işte bağlantılı sobalarımız var. Onlarla ısıtma işlemini gerçekleştiriyoruz. Su ve yem miktarı yine bu panolarda mı? Evet, su ve yem miktarını, içerideki ısı değişimlerini bu panolardan görebiliyoruz. Evet. Burada şeyler var. İçerideki ısıları görebildiğimiz sensörler, dışarıyı gösteren sensör, hayvanın şu anki bulunduğu ortamın sıcaklığı, istediği sıcaklık, basıncımız, nemimiz, her şeyi buradan takip ediyoruz. Bu aynı zamanda biraz önce konuşma yaptığımız ofisimizdeki bilgisayara network sistemiyle aktarılıyor. Ve biz evden bile bu sisteme girerek uzaktan erişimle dakika dakika hayvanlarımızın durumunu takip edebiliyoruz. Yani ilginçtir bu. Herhalde sürekli olarak bu çiftliği siz yaşıyorsunuz. Evet, hayatımın bir parçası. Eve gittikten sonra kontrol ediyor musunuz? Tabii ki. Eve gidince mutlaka bakıyorum. Takip ediyorum. Gece hani ne oldu? Derece düştü mü? Isındı mı? Bunlar sürekli takip altında. Peki burası, burada nelerimiz var? Burada dozlayıcı bir pompamız var. Bunu ne zaman kullanıyoruz? İşte kümeslerimiz boşaldığı zaman, su hattının içerisinde su geçerken bilirsiniz ki bir film tabakası oluşuyor. O su borularının içerisindeki oluşan film tabakasını temizlemek için uygun hidrojen peroksit içeren maddeler var. Biz onları vererek bu dozlama pompasıyla şu boruların içerisindeki oluşan mikrofilm tabakasını temizlemek için kullanıyoruz. Yani dönem sonu dezenfeksiyon kısımlarımızdan birisidir. Peki, yavaş yavaş içeriye girelim. Evet, bir numaralı çift kümesle 40 bin tane tavukla birlikteyiz. Evet İşim Hanım, bunlar kaçıncı haftada? Bunlar şu anda 5. haftalarındalar. 34 günlük şu anda. 34 günlük? Evet, 5. haftalarında. Kesime ne kadar kaldı? Kesime yaklaşık 1,5 hafta gibi bir süreleri kaldı. 10 gün kadar bir süreleri var. 10 gün sonra sofralara ulaşacak tavuklarımız. Peki böyle şöyle bir baktığımız zaman böyle bir siz baktığınız zaman kümeste bir problemin olup olmadığını kolayca anlar mısınız? Tabii ki hayvanların davranışlarından bu problem anlaşılır. Şu an için hiçbir problemleri yok. Gayet hayatlarından memnun. Rahatlar yani. Bir sıkıntılı bir durum yok şu anda. Peki biraz bu tavukların cinslerinden bahseder misiniz tekrardan? Şu anda Ross 308 ırkı ile çalışıyoruz biz. Bu ırkın özelliği işte çevre koşullarına kolay uyum sağlayabilen, hızlı büyüyen, yem değerlendirmesi açısından yüksek performans gösteren, ayrıca kesime gittiği zaman da hem sofraya bütün olarak hem de parça olarak parçalanması uygun bir ırkla çalışıyoruz. Peki ortalama kilo kesime giderken belirli bir standart hedefi var mı? Evet, bu yaşına göre olması gereken hedefler var. Ve o yaştaki hedefleri tutturuyoruz, hatta üstüne bile geçiyoruz yani. En küçük ne kadar kesiliyor? Bazen az önce de söylemiştim, bazen böyle küçük piliçler buluyorsunuz başka ülkelerde de. Bizde çok yaygın değil. O tür talepler var mı?
Şöyle bir şey, 35 günlükken bunların içerisinde bir seyretme yapmamız gerekiyor. Çünkü metrekareye düşen, hayvan refahı için metrekareye düşen bir sayı var. O sayıya ulaşması gerekiyor hayvanların. O yüzden 35 günlükken bir ızgaralık, hani şu küçük aldığınız ızgara tavuklar var. Onları veriyoruz sadece. O da 4000-5000 tane falan alınıyor içerisinden. Yani 40.000'den 5000 eksiltiyorsunuz. O şekilde eksilterek hem hayvanların daha bir rahat olmasını sağlıyoruz kümes içerisinde. En erken yani 35 günde gidiyor ama 45 günde bitiyor kümeslerimiz. Peki sağlıklı diyorsunuz ki bizim piliçlerimiz sağlıklıdır. Sağlıklı bir pilici Şifa Hanım nasıl tarif eder? Yani civcivden, yumurtadan başlayarak beslenmesi, kesimi hepsi beraber bu yolculuğu bir anlatır mısınız bize? Daha önce de belirttiğim gibi işte sağlıklı bir civciv yetiştirmek için bunların ihtiyaç duydukları ortam şartlarını sağlamak gerekiyor. İşte nedir bu? İlk hafta karşılama sıcaklığı var demiştim az önce. 33 derecede biz bunları karşılarız. Ve bizim o gün karşıladığımızda ilk hedefimiz hayvanların, hemen civcivlerin yeme ve suya ulaşmasını sağlamaktır. Bunun için de kümesin 1/3'lük bir alanına yerleştiririz hayvanlarımızı. 1/3? 1/3'lük bir kısmına yerleştiririz. Zaten metrekareye 55 tane civciv düşüyor civciv döneminde. Civcivler bu alanda bakılıp besleniyor. O zaman hani sadece yemlik ve suluklar yetişmiyor. Ekstra yardımcı yemlikler ve suluklar konuluyor. Bunun için de personellerimiz var bize yardımcı olan. Onlarla bu işi götürüyoruz. Yaklaşık bir hafta sonra bu işte kümesin 1/3'üne, 2 hafta sonra da kümesin tamamına hayvanlarımızı açarak... 2 hafta sonra tamamını açıyoruz. Yani 13. 14. günde kümesin tamamını açıyoruz. Peki, deniliyor ki işte beyaz etle ilgili zaman zaman bazı görüşler ortaya konulur. Sağlıklı bir pilicin cinsi var, bir. Evet. Genetiği oradan geliyor. Ve beslenmesi var. Altyapı koşulları belli. Peki... o beslenme sürecinde vallahi bir soru var, sormamız lazım. Hormon var mı? Tabii ki öyle bir uygulama yoktur. Olamaz da. Biz burada neye dikkat ediyoruz beslemede? Hayvanların yaşına göre alması gereken bir enerji, protein, besin ihtiyacını dengeli bir şekilde vermemiz gerekiyor. Yani işte civcivken alması gereken bir enerji proteini, piliç olduğunda yani 20 günde, 25 günde, 30 günde hep bunlar dengeli bir şekilde doğal ham maddelerle üretilen yemlerimiz de sağlanıyor beslenmeleri. Antibiyotik? Kesinlikle yok öyle bir şey. Zaten onun oluşmaması için hayvanların bakımı, beslemesi, atlığı sürekli kontrol altında. Yani antibiyotik ihtiyacımız yok hastalık olmadığı için. Olmaması için de gerekli bakım yapılıyor. Veteriner sistemde siz çiftlik sorumlususunuz. Ama kurumsal yapı içerisinde veterinerler var değil mi? Evet, veterinerlerimiz var ve onların kontrolleri altında devam ediyor bu işler. Ayrıca veteriner dairesi ve hayvancılık dairesinin denetimleri de var. Zaman zaman yem alarak, işte tavuk alarak bu kontroller sürekli şekilde... Bir dakika, bunu biraz açar mısınız? Yani ilgili bakanlık buradan hem yem... Hem piliç alıp kontrol mü yapıyor? Yani veteriner dairesinin kontrolleri var. Bizden değil ama kesimhaneye giden tavuklardan alarak yapıyorlar. Bu konudaki sonuçları biliyor musunuz? Tabii. Yani herhangi bir olumsuzluk var. Olumsuz sonuç hiçbir zaman duymadık. Yani hep iyi sonuçlar alıyoruz. Hadi bir soru daha. Mutlaka bir çoluk çocuk var değil mi? Var. Tavuk pişiriyor musunuz? Pişirmediğim gün yok diyebilirim. Çünkü et tüketmeyi seven bir aileyiz. Ve Kıbrıs yemeklerinde bildiğiniz gibi tavuksuz değil. Makarna bulli. Makarna bulli. Peki, tekrar böyle biraz başa döner gibi olayım. Bu başlangıç yumurta. Yumurtalar nereden başlıyor? Yumurtalar Yılmazköy'deki damızlık çiftliğimizde. 13 tane, da yanlış da söylemeyeyim, 12 ya da 13 tane üretim kümesi var. Yaklaşık yılda 26 milyon damızlık yumurta üretiliyor. Bu yumurtaların bir kısmı ihraç ediliyor. Bir kısmı da bize kendi
yetiştiriciliğimizde kullanıyoruz. Yaklaşık 8 milyon gibi bir kapasitemiz var yıllık broiler üretimi. Evet. Yumurtalar yani bu sektörde, bu endüstriyel tavukçuluk diyelim buna. Hem tavuk var, hem mutfak damızlık yumurta var. Hem de sofralık. Var. Bunlar nasıl koordine ediliyor? Yani bu üretim planlaması nasıl oluyor? Her birimin kendi sorumlusu vardır. Ve bunları takip eden bir merkez ofisimiz var. Birim sorumlularının gözetimi altında, ihtiyaçlar doğrultusunda ofis binamızdaki ilgili kişilerle irtibata geçerek, hani nasıl diyeyim, bu bir zincir aslında. Civciv gelir, büyütülür, yumurta olur, yumurta tavuğu olur. Bunların bir ömrü var, işte 64 hafta gibi. 64 haftaya geldikleri zaman yeniden bir sürüye ihtiyacımız olacağı için tekrar bir civciv siparişi verilir. Yine civciv gelir, yumurta ve damızlık için konuşuyorum. Bu döngü halinde devam ediyor yani tamamen. Takip ve nasıl diyeyim artık, takip ediliyor. Yani, takip ediliyor. Ama yumurtalar böyle boyu farklı boylardadır. Onun sebebi şöyle, yumurtlama dönemine başladığında yaklaşık bir 18-19 haftada kılavuz yumurta veriyor. Daha sonra 22 haftada artık sofraya falan gönderilmeye başlanıyor yumurtalar. Genç sürüler ve 60 haftalık olan sürüler var. Bu hani 22 haftalığın yumurtasıyla diyelim 60 haftalığın yumurtası arasındaki büyüklük farkından kaynaklanıyor, boyut farklılığı. Ondan dolayı. Evet. Peki böyle genelde beyaz etle ilgili tartışmalar yapılır. Dünyada yani biz o kadar fazla değil. Bu bağlamda sizin tüketiciye söyleyecek neyiniz? Neden? Yani biz Kırnepil İşleri olarak her zaman sağlıklı ve güvenilir sürekliliği getirebilmek amacıyla çalışan bir firmayız. Yani gönül rahatlığıyla tüketebileceklerini söyledim. Peki siz pazarlamacı değilsiniz ama mutlaka şirketin bütünlüğünü biliyorsunuz. Evet. Pazar payı çok yüksek herhalde Kırnepil İşleri. Yaklaşık günlük 26 bin civarında kesimimiz var. 26 bin? 26 bin civarında broiler tavuğu kesiliyor. Kesimhanede kesiliyor, bütünler de var, parça da var. Kaç çeşit ürün var yaklaşık olarak? Kaç çeşit ürünümüz var? Yaklaşık olarak 12-13 diyebilirim. Yani çok emin olmadığım evet. Bir konudan soru soruyorsunuz ama bütün tavukla birlikte 12-13'dür diyebilirim. Evet. Ve orada da bir denetim standardı var mı? Tabii ki. Kesimhanede özellikle denetim ISO ve HACCP belgelerimiz var. Onlar yıllık gelip kontrollerini yapıyor sürekli halde. Yine veterinerler orada çalışıyor. Yani denetim birinci şartlarımızdan birisi. Peki böyle hiç fırsat olup da yabancılardan aldığınız tepkiler de var mı? Yani lokantalar tercih ediyor. Yani bu konuda genel olarak aldığınız tepkiler hangi yöndedir? Yani tercih edilmesinin nedeni bağlam. Yani açık söyleyeyim, şimdiye kadar hiç tepki almadım ama olumsuz tepki almadım. Sadece sizin gibi işte sorulan bir sorumuz var. Herkesin kafasında olan soru. Onu soruyorlar. Ama hiç olumsuz tepki almadım. İhracat var değil mi? Var. Sanıyorum Irak var ama Irak'taki sorunlar biraz olumsuz etkiliyor. Ayak ihraç ediyoruz. Ayak. Ayaklarını Çin'e ihraç ediyoruz. Çinliler ne yapıyor bu ayakları? Evet. Damızlık yumurta ihracımız var. Bir dakika, Çin'e ayak gönderiyoruz. Evet. Sürekli olarak gidiyor herhalde. Bildiğim kadarıyla gidiyor ama dünyadaki savaştan dolayı biraz bunlar etkilenmiş durumda. Yani dışarıya pek açılamıyoruz. Damızlık yumurta satışımız vardı. Yine aynı şekilde. Yani damızlık yumurta derken alıp onlardan üretim mi yapılıyor? Evet, yumurtaları alıyorlar bizden. Kendi memleketlerindeki kendi kuluçkalarına koyarak broiler, etlik piliç üretiyor onlar da. Harika. Yani aslında burası tamamen piyasaya, uluslararası piyasaya entegre bir tesis durumunda. Evet, yani dünyaya açılabilecek bir firmayız.
Peki yem üretimi nerede oluyor? Yem üretimi Hasbolat'ta yeni kurulan yem fabrikasında yapılıyor. Ve sizin talebiniz mi oluyor? Öksürmek serbest. Böyle alerjik yani, benim de oluyor zaman zaman. Şimdi hayvanlarımızın yedikleri yani yemeleri gereken bir yem miktarı var. Katalog üzerinde. Biz bunları takip ediyoruz. Yine beyinden, bilgisayar ortamında günlük ne kadar yem yediklerini takip ediyoruz. Silolarımız var. Silolarımızın kapasitesi 24 ton alabiliyor bir kümesin silosu. 2 tane silo var 12 tondan. 24 ton yem kapasitesi var her kümesin. İşte bu ne kadar bir süre gider? 5-6 gün gibi. Biz onu takip ederek sipariş açıyoruz yem fabrikamıza. Yem fabrikamız da bize yemi gönderiyor. Gönderiyor. Tamamen bir takım ruhu var burada değil mi? Evet. Yani ben buradaki işi zincir gibi görüyorum. İşte damızlığımız var. Damızlığın kaliteli yumurta üretimiyle biz kaliteli et yetiştiriyoruz. Aynı zamanda yem fabrikasının gönderdiği yemlerle de sağlıklı tavuklarımızı yetiştiriyoruz. Muhtemel bir çözüm olsa Rum üreticilerden korkar mısınız? Hayır, onlar bizden korksun. Ben inanıyorum yani ve edindiğimiz bilgiler doğrultusunda dünya standartlarında bir üretim yapıyoruz. Şirketimiz de büyük bir şirket. Teknolojiye çok açık, ilerlemeye açık bir şirketle çalışıyorum. Yani kesinlikle Rumlarla ilgili yani nasıl diyeyim? Beraber bir gelsinler, karşılıklı ticaret olsun. Yapalım. Ürünün rekabetinde bir sıkıntı yok. Yok. Yani biz onlardan daha iyi durumda üretim yapıyoruz. Hem sağlık koşulları açısından hem hijyen koşulları açısından ürünümüz gerçekten dünyaya açılabilecek bir ürün. Kümesten çıkacağız. Ama kümesten çıkmadan Şifa Hanım'dan böyle sistemi bir kez daha bize bir toparlamasını istiyoruz. Evet. Kümesimizde dışarıdaki silolardan içeriye yemi otomatik olarak aldığımız hopperlarımızı görebilirsiniz. 3 adet yemlik hattımız var. Dışarıdan otomatik olarak motorla içeriye gelen yem. Şuradaki yemliklerden arka tarafta yine motorlar var. Kesiciler var bunların üzerinde. Tavuklarımız yemi yediği zaman orada yem azalıyor ve otomatik olarak motorlar çalışarak yemi kendileri içeriye çekiyor. Bunlar da su hatları. Yine ortada bir basınç regülatörümüz vasıtasıyla kümesin başına da sonuna da aynı şekilde aynı basınçta su gelmesini sağlıyor. Yani tamamen otomatik ortamda çalışan bir sistemimiz var. Şu karşıda gördükleriniz şu küçükler sobalarımız. Kümeste 7 adet sobamız var. Kümesin içerisindeki ısıyı sabit tutabilmek için bunlara ihtiyacımız var. Biz onları beyinden ayarlıyoruz. İşte belli bir derecenin altına düştüğü zaman çalışması komutunu veriyor dışarıdaki sistem. Ve panodaki o düğmeleri görmüştünüz hani oradan otomatik olarak sobalarımız da çalışıyor. Şu karşıda gördüğünüz küçük pencerelere de klepe olarak isimlendiriyoruz. Dışarıdaki havanın içeriye gelmesini sağlıyor. Onları da içeriye karşıdaki fanlarımız sayesinde alıyoruz. Her bir fanın saatte hava çekme kapasitesi 50.000 metreküp. Bir tanesi 50.000 metreküp hava çekiyor. İçerideki hayvanların hava ihtiyacını katalog üzerindeki değerlerden hesaplayarak kaç tane fan çalıştırmamız gerektiğini hesaplayıp ona göre bir havalandırma yapıyoruz. Hani şu kısa sürede büyüyor ya nasıl büyüyor dedikleri olay aslında bizim buradaki tamamen otomatik olarak çalışan sistemimiz dışarıdaki havayı ısıtarak içeriye almamız, havayı soğutmamız, içerideki amonyağı dışarıya atmamız. Çünkü bunlar bir solunum vasıtasıyla amonyak gazı üretiyor. Onları dışarıya atıyoruz ve sağlıklı bir ortamda hayvanlarımızı büyütüyoruz. Tabii burada söylemiştim. 27 günde şu kadar piliç oluyor. Mümkün mü öyle bir şey? Mümkün değil. Biz tamamen katalogla birlikte gidiyoruz. Yani 27. gün istenen canlı ağırlık yaklaşık 1328 gram gibi bir şey. Evet. Ve imkanı yok yani şu kadar gram olmasının. Hayvan ona göre zaten kilosunu alıyor. Enerji ihtiyacı kadar yem yiyen bir canlıyla çalışıyoruz biz. Yani imkanı yok. Öyle bir şey olmaz.
Yani sağlıklı beslenmiş. Evet. Kümes kaç metrekare demiştiniz? Kümesin boyu 150 metre. Eni 14 metre. 2100 metrekarelik bir alanın içerisindeyiz şu anda biz. Bu bir standart mı? Evet, standart. Bütün çiftliklerdeki kümesler bu evatta mı? Kırnipil işleri olarak 8 tane broiler çiftliğimiz var. Bunun 5 tanesi bu çiftlik gibi. 3 tanesi de ilk yapılan çiftliklerimiz olduğu için 1600 metrekarelik kümesler. 125 metre boyda, 13 metre genişliğinde yaklaşık 1600 metrekarelik bir alana sahip. Ama yine onlara da aynı metrekareye düşmesi gereken canlı sayısı neyse aynı şekilde civciv girişi yapılıyor. Peki bunların tümü, şeyi sorayım, bunların cinsiyet meselesi var mı? Var. Dişi ve horoz olarak ayrılıyor. Evet. Horozlar kırmızı ibikli olanlar. Horozlar kırmızı ibikli. Evet. Şurada var bir tane. Evet. Şu horoz. Evet. Evet, kırmızı ibikli olanlar horoz. Horoz, ibiği olmayan şu küçükler de dişiler. Kesime giderken erkek ve dişi ayrımı var mı? Kesime giderken öyle bir ayrım olmaz. Yani olamaz zaten. Hepsi birlikte kesiliyor. Peki etin farklılığı yok mu erkek ve dişi tavuğun? Yok. Bana göre yok yani. Ciddi bir fark yoktur. Peki kümesi terk edeceğiz ama şöyle de baktım yani neredeyse burada aman tavuklar hareket edemiyor diye bir sıkışıklık da yok. Bir hareket var. Fakat şunu sorayım. Şu bölümdeki tavuk ta en uca gider mi? Gitmez. Tavuklar yaklaşık bir metrekarelik bir alan içerisinde dolaşıyor ve kendilerine has grupları var. Yani buradaki hayvan kalkıp da arka tarafa gitmez. Tavuğun psikolojisi var mı? Çünkü bazı hayvanlarda bahsediliyor. Vardır. Var. Evet. Çünkü bazıları görürsünüz kıpır kıpır, hareketli. Ama en önemlisi bir de şey anlatmıştınız. Yani karartıyorsunuz da gece. Evet, onları gece karartıp ışık programı uygulayarak dinlenmelerini sağlıyoruz. Evet, bunlar kesime gitti. Kesimden sonra bunun altı ne oluyor? Kesimden sonra bunun altını. Çünkü şunu söyleyeyim yani ekrana koku gitmiyor. Ama bu kümeste bunu insanı rahatsız edecek hiçbir koku yok. Yok. Şöyle açıklamayı unuttum ben az önce. Civcivler biz kabul ettikten sonra belirli yaşlarda atlığımızı çalışıyoruz. Atlık çalışma nedir? İşte hayvan içeride bir nem var. Biz minimum havalandırma dediğimiz bir havalandırma yapıyoruz. O havalandırma sırasında oluşan bir nem var. Atlık ister istemez biraz etkileniyor ve biz bunları çalışmak zorundayız. Günlük atlığı çalışıyoruz. Karıştırarak havalanmasını sağlıyoruz. Tamamen boşalttığınızda oluyor mu? Tamamen boşalttığımızda ne oluyor? Traktör ve jilet vasıtasıyla biz atlığı dışarıya çıkartıyoruz. Kepçe ve kamyonlarla buradan atlık uzaklaştırıyor ve kesinlikle çiftliğimizin etrafına atlık tarlalarımız var mesela. Atlık malzemesi gübre olarak kullanılan bir malzeme ama biz kendi etrafımıza bunu kesikle dökmüyoruz, uzaklaştırıyoruz. Çiftlikten uzak bir alana dökülüyor. Ondan sonra temiz su ve dezenfeksiyonlarla kümesimiz iyice yıkanıyor ve dinlenmeye bırakıyoruz. Yaklaşık 18 gün, 15-18 gün kadar boş kalıyor. O süreç son tamamlandığında yeni bir atlık malzemesi olarak çeltik ve talaş kullanıyoruz. Türkiye'den bunları getirerek çeltiğimizi, atlığımızı yayarak yine bir dezenfeksiyon işlemi uygulanıyor ona da. Ondan sonra yeni civcivlerle deneme başlıyoruz. 13 yıldır görev yapıyorsunuz. Evet. 13 yılda korktuğunuz böyle bir hastalık durumu oldu mu? Olmadı. Yani başıma gelmedi o şekilde bir hastalık. Korkuyorsunuz aman diye. Yani korumak durumundasınız. Korumak durumundayız. Dünyada zaman zaman işte kuş gribi gibi hastalıklar duyuluyor. Ama Allah'a şükür biz bunun hiçbirini yaşamadık. Tabii burada şu da var. Yani burası dışarıya kapalı bir yer olduğu için zaten evet. Dıştan hastalık almak yok. Zaten imkansız. Bizim için artı bir avantaj oluyor. Ve tabii ki bizim burada sıkı güvenlik önlemlerimizle kendimizi korumaya alıyoruz. Peki. Harika anlattınız. Çok teşekkür ediyorum. Yani bu program birazcık da ya bu yiyoruz bu tavuğu ama bir yerinde görelim meselesiydi. Çok teşekkür ediyorum.
bu fırsatı verip bize kadar ulaştığınız için biz teşekkür ederiz. Biz toplum adına bir nöbet tutuyoruz. Onlardan biriydi. Nerede bir şey varsa biz ona gidip toplumun özellikle yaygın tükettiği ürünleri yerinde görme, inceleme ve aktarma durumunda. Çünkü çeşitli konular, şimdi bir sosyal medya var, internet ortamı var. Herkes bir şey oradan okuyabiliyor ama en azından birinci ağızdan bir bilgi edinme fırsatı oldu. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Evet, bir programın daha sonuna geldik. Sultan Çukur'unda Alayköy sınırları içerisinde Mustafa Hacali işletmelerine ait Kırnı Pidişlerinin bir çiftliğinde kümesindeydik. Geniş bir alan ve 40 bin tane tavuk ama belirli bir noktaya geldiği zaman o dönerlerdeki var ya tavuk bütünlüklü ızgara yapılıyor. Onlar böyle biraz küçükken alınıyor. Geriye burada 35 bin dolayında tavuk var. Evet, bugün de böyle buradan sizlere seslenip bu bilgiyi paylaşmak istedik. Herkese güzel, mutlu ve sağlıklı günler diliyoruz.